Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere bir class oluşturup class'ın içinde 4 farklı şekilde hatta 5 farklı şekilde metotlar nasıl yazılır onu anlatmaya çalışacağım. Bunu Developer Console'da yapacağım. O yüzden şu anda Oracle'a bağlandım. Sağ taraftan sağ üst köşeden setup kısmına tıklayarak oradan Developer Console'a gidiyorum. Developer Console'da daha önceden yaptıklarımızı kapatıyorum. Sonra yeni bir class oluşturuyorum. Bu class'ımın adına da şöyle bir isim veriyorum. Area. Area diye bir şöyle diyeyim, Area Calculations diye bir isim veriyorum. Bizim class'ımız şu anda yapacağım metotlar ve class public olacak. Sadece public üzerine böyle bir video yapıyorum. Class'ımızın adı Area Calculations. Okey diyorum. Gördüğünüz gibi otomatik public class Area Calculations gelmiş oldu. Ben bunun içinde 4 tane metot yapmak istiyorum. Belki daha fazla yaparız. Şu anda birinciyle başlayalım. İlk metodum public static void ne olsun? Area of rectangle olsun. Ya da çok basitçe yazalım. Area rectangle şeklinde bu şekilde yazalım. Evet. Buna parametre vermiyorum. Şu anda parametre vermiyorum. Daha sonra parametre vermeyi de öğreneceğiz. Bu birincisi. Birincisine public static void. Şimdi biz public ile başlıyoruz. Neden? Çünkü buna erişimi sağlayan public. Yani herkes bu orkun içindeki herkes görsün mü, görmesin mi? Public değil de bunu kaldırırsanız static void yani private olmuş olur. Herkes görmez. O yüzden ben bunu public yaptım. Bir de global var. Global yaparsanız ne olur? O zaman başka orklardan da görürler. Kullanırlar. Bu metodu kullanabiliyorlar. Şu anda ben onu public yapıyorum. Genelde public üzerine çalışacağım. Static ne? Static bir de non-static var. Yani static'i kaldırırsanız şu şekilde ikinci metodumu yapayım. İkinci metodumda şunu alıyorum. Şuraya yapıştırıyorum. Public static void area rectangle diyorum. Bunun tabi şeyini adını değiştireceğiz. Şuna area rectangle A diyelim. Buna area rectangle B diyelim. Farklı iki metot elde etmiş oluyoruz. Static kısmını burada kaldırıyorum. Yani şöyle bir şey yapmıyoruz. Burada static iken burada non static yazmıyoruz. İkincisinde static kaldırınca non static oluyor. Şu anda birincisi static method, ikincisi non static method. Şuraya isterseniz yazalım yorum şeklinde non static method diye yazalım. Bu şekilde dursun. Şimdi birincisi de neydi? Birincisi de static metodumuzu, static metodu yazalım. Ama aynı zamanda void. Onu da unutmayalım. Void olunca şunu hatırlayalım. Void olunca return keyword'unu kullanmıyorsunuz. Ama eğer void'i kaldırırsanız bir sonraki metotta göstereceğim. Eğer void'i kaldırırsanız şu şekilde bunu alıyorum. Bir aşağı koyuyorum. Yani şunu önce öğrenelim. Ya static ya da static olmayan iki metot. İkisi de void. Şimdi yine static ama bu kez void değil. Void'in yanına eğer void'i kaldırırsanız muhakkak bir data type koymanız lazım. Integer olur, decimal olur, double olur. O aklınıza gelebilecek bütün data type'ları burada kullanabiliyorsunuz. Date olur, list olur, her şey olabilir. Collections bile olur yani list, set bunlar olabiliyor. Gördüğünüz gibi ben boş bırakamıyorum. Ya void yazmam gerekiyor
Ya da void'i kaldırırsam bir data type yazmam lazım. Ben buraya decimal yazıyorum şu anda. Decimal yazdım. Şimdi yine aynısını kopyalıyorum. Public static, bu kez static yapmıyorum ama decimal kalıyor. Ve gördüğünüz gibi yaptığım şey şu. Önce static method yaptım. Daha sonra non-static yaptım ama ikisi de void. Üçüncüsü static yaptım ama void'i kaldırdım bu kez. Decimal koydum. Bu üçüncüsü. Dördüncüsü ise public decimal. Bu kez void yok, static de yok. Void de yok, static de yok. Yani void bir metot değil bu. Bu metodumuz bize decimal return yapacak. Unutmayalım. Eğer decimal yazdıysak sonuç olarak bize şurada return olarak gelmesi gerekiyor. Problemlere bakarsanız missing return statement diyor. 15 ve 20'de missing return statement diyor. Diğerlerinde ne diyor? Aynı adı kullanınız diyor. Biz buna değiştirelim. A diyelim, B diyelim. Buna C diyelim. Buna da D diyelim. Evet. Şimdi birer birer içini dolduralım. 4 tane metodumuz var. Şuna şöyle diyelim. Buna bir isim verelim. Ne diyelim bunun ismini? Buna şöyle diyelim. Static decimal metot diyelim. Void değil artık. Buna da static void metot diyelim. Buna static non-static void metot diyelim. Şuna da ne diyelim? Non-static decimal metot diyelim. Ya dediğim gibi eğer decimal kullanmak istemiyorsanız o zaman return statement'ı kullanmanıza gerek yok. Return keyword'u kullanmanıza gerek yok. Ama o zaman void koymanız gerekiyor. Eğer burada return kullanmak istemiyorsanız bunu void yapmanız gerekiyor. Eğer void yapmıyorsanız bir data type girmeniz gerekiyor ve return keyword'unu kullanmanız gerekiyor. Şimdi tek tek içini dolduralım ve bu problemlerden kurtulalım. Birincisinden başlıyorum. Şu anda parametre geçmiyorum. Normalde şu parantezlerin içine parametreler geçiyoruz. Yani eğer biz rectangle yani bir dikdörtgenin alanı bulmaya çalışıyorsak onun ölçümlerini, yüksekliğini ve tabanını dışarıdan alabileceğiz. Dışarıdan çağırarak, dışarıdan verileri vererek ve sürekli değiştirerek alabileceğiz. Ama şu anda öyle bir şey yapmıyorum. Onu en son metodumla yapacağım. Bu metodun içine bana ne lazım? İki tane ölçüm lazım. Decimal diyelim. Çünkü yükseklik ve taban decimal da olabilir. Decimal diyelim. Buna edge diyelim. Yüksekliği olsun. Yüksekliği ne olsun? Mesela 12 olsun. Ondan sonra decimal diyelim. Bunun bir de base'ini bulalım. Base'i de ne olsun? 18 olsun. Bunun alanı ne olur? Alanı da decimal olsun. Decimal area equals neydi? Rectangle'ın alanı, dikdörtgenin alanı neydi? Yükseklik çarpı taban. Bu şekilde buluyoruz. Ve bunu print etmem gerekiyor benim. System nokta debug diyelim. İçine area'yı koyalım. Şu anda biz bir dikdörtgenin alanını bulduk. Önce yüksekliğini tanımladık. Daha sonra tabanını tanımladık. Sonra alanı tanımladık. Onu da yükseklikle tabanı çarparak bulduk. Ve şimdi sistem debug olarak onu print yapıyoruz. Başına da şöyle koyabilirsiniz. Text içinde the area of this rectangle diyelim. Rectangle is, burada text'imizi kapatalım. Şimdi bir text ile bir variable'ı, değişkeni birleştirmek için arasına artı işareti koymanız gerekiyor. Artı şeklinde kapatalım. Şimdi burada bizim bir hatamız kalmayacak. Onda hatamız kalmayacak. Şimdi aynı şekilde ben bunu alıyorum. Aynı şekilde ben bunu public void'e koyuyorum. Aynı şekilde public void'e koyuyorum. Burada 12 yerine farklı şeyler alalım. 9 alalım. B'yi de 6 alalım.
aynı şeyleri, aynı variable'ları, aynı değişkenleri kullanıyorum ama bu değişkenler bu metodun değişkenleri olduğu için buradakilerle karışmaz onlar. Aynı şekilde bulduk. Şimdi siz bunu static ya da non-static yaparken aynı şekilde yapıyorsunuz. Bunu sadece çağırırken farklı bir yöntem kullanacaksınız. Yoksa içini aynı şekilde dizayn edebiliyorsunuz. Bir fark yok. Burada static olması, burada non-static olmasının içeriğiyle alakası yok. Öyle diyelim. Şimdi public static decimal diyor. Decimal olduğu için, void olmadığı için benim return keyword'una ihtiyacım var. Yine aynı şekilde hesaplayalım. Şurayı alalım. Hatta şunun hepsini alalım. İçine koyalım. Bunu buraya da hepsi koyalım. Her yere aynı şeyi koydum. Ama şurada kaydediyorum. Hala bir hatam var. Neden? Çünkü burada üçüncü metodumuzda return keyword'unu kullanmamışız. En sonunda return keyword'u kullanmanız gerekiyor. Return demeniz lazım. Ve return yaptığınız şeyin decimal olduğuna dikkat edin. Decimal olması gerekiyor. Şimdi benim alanım ne? Şu. En son bulduğum şey bu. Return area dersek, area kendisi zaten decimal olduğu için bize hata vermez. Return area diyelim. Aynı şekilde burada da en sonda return area diyelim. Ve area'ya return yapmış olalım. Şu anda kaydettiğimiz zaman hiçbir hatanın kalmadığını görüyoruz. Hiçbir hatanın kalmadığını görüyoruz. Neden hiçbir hatamız yok? Çünkü şöyle özetlersek, birincisinde static void dedik. Dediğim gibi static'in şu anda yaptığımız şeylerle hiçbir ilgisi yok. Yani hiçbir şey değiştirmiyor static. Ama void yazmadığınız zaman ya da yazdığınız zaman çok önem arz ettiğini burada bildirmek istiyorum. Eğer void yaparsanız return'ü kullanmanıza gerek yok. Yani kullanmanız gerekmiyor. Ama siz void'i kaldırıp yerine decimal koyarsanız decimal tarzında bir return'e ihtiyacınız var. Bu değişkenin sonucunun decimal olması gerekiyor. Çünkü burada decimal yazmışım. Ben biliyorum ki 6 ile 9'u çarpınca tamam tam sayı olabilir ama tam sayılar da decimal olduğu için sonuç olarak decimal olduğu için şu iki şeyin çarpımı yani alanımız decimal olduğu için burada hata vermiyor. Siz gidip bunu decimal değil de diyelim ki boolean yaptınız. Sonucumuz boolean mi? Ona bakıyor. Eğer sonucumuz bizim return'ümüz boolean değilse size hata verecek. Gördüğünüz gibi hata veriyor. Ne diyor? Illegal conversion from decimal to boolean. Bu olmaz. Bu hata. Çünkü biliyorum ki benim sonucum decimal. O zaman buranın decimal olması gerekiyor. Decimal olması gerekiyor. Aynı şekilde en sonuncusu. Siz buraya gidip de eğer ne diyelim ki siz buraya string yaptınız. Peki sizin sonucunuz string mi? Değil. Neden? 6 ile 9'u çarpınca 54 geliyor. 54 bir string değil. Bunu kaydedince yine illegal conversion diyor. Ama bu, siz şu return'e string koyarsanız şu anda area string oldu. Kaydedersiniz. Problem yapmaz. Neden problem yapmaz? Çünkü yukarıda string diyorsunuz. Burada şunu demek istiyorsunuz. Benim return'üm string olacak diyorsunuz. Return string mi? Evet. Hata veriyor mu? Hayır. Ben bunu eski haline getiriyorum. Burayı da decimal yapıyorum. Evet, şu anda şu rakamlarla oynayabiliriz. Birincisini 12-18 aldık. İkincisinde 9 ve 6 aldık. Üçüncüsünde 9 ve 6 aldık. Bunu değiştirelim. Bunu ne yapalım? Ona 15 yapalım. Sonuncusunu 8'e 12 yapalım. Bu şekilde farklı rakamlarla bunu deneyeceğiz. Şu anda bu metotlarımız hepsi çalışır. Hepsi doğru bir şekilde yazılmış. Biz bunları kullanabiliriz. Ama şu anda görmek istiyorum. Bunlar çalışıyor mu? Bunlar çalışıp çalışmadığını görmek için ben Apex Execute Anonymous Window'u kullanmam gerekiyor. Bu şurada yazdıklarınız, yani sol tarafta class'ın içine yazdıklarınız sistemde kaydoluyor. Ama şu Enter Apex Code dediği kısım, yani bizim Open Execute Anonymous'ın içine yazdıklarınız sürekli değişebilir. Bunlar burada kayıt olmuyor. Sadece test amaçlı kullanıyorsunuz. Bunu da bilmenizi istiyorum. Şimdi
Eğer statik ise nasıl çağırıyoruz? Bunu çağırmamız gerekiyor. Çağırıp gerçekten 12 ile 18'in yani bizim yüksekliğimiz ve tabanımız 12 ve 18 verildiği zaman alanı bizim formu nasıl hesaplıyor? Bunu görmek istiyorum ben. Çağırırken eğer statik ise çok önemli. Eğer statik ise çağırmanın yolu şu. 1. Klasımızın adı. Nokta. 2. Metodumuzun adı. Parantezlerimizi açıyoruz. Noktalı virgülle kapatıyoruz. Bu şekilde çağırabiliyorsunuz. Eğer statik ise class name, nokta, method name, parantezlerimle beraber. Çünkü niye parantez var? Bunun içine parametre gönderebileceğim için. İleride parametre kullandığım zaman şunun içine yazdığım parametreların yani değişkenlerin verileri buradan gelecek. Yani siz bunun içine integer h virgül integer bir yazarsanız onları buradan almanız gerekiyor ve onu en son yapacağım metotta göstereceğim. Şu anda bunu run yapıyoruz. Run yapınca ne yapacak? 12 ile 18'i çarpacak ve bize şu sistem debug print yapacak. Yani debug yapacak diyelim. Onu biz debug'da göreceğiz. Log'da göreceğiz. Execute yapıyorum. Şu an hata yok. Gördüğünüz gibi çalışıyor. Debug only derseniz çalıştırdığınız metodun sonucunu görebiliyorsunuz. The area of this rectangle is 216. Öyle mi gerçekten? 12 çarpı 18, 216 yapıyor. Evet doğru. Şimdi biz bunu yaptık. Burada problem yok. Hangisini çağırdık? Metot. Metot i'yi çağırdık. Area rectangle i'yi çağırdık. Şimdi b'yi çağıralım. B'yi çağıralım. Ben bunu yorum yapıyorum. B'ye geçiyorum. Evet, B'yi çağırırken biraz farklı bir yöntem kullanmamız gerekiyor. Aynı şekilde çağıramayız. Neden aynı şekilde çağıramıyoruz? Çünkü ikinci metodum benim statik değil. Statik olmadığı için benim önce bir instance oluşturmam gerekiyor. Instance vasıtasıyla çağırmam gerekiyor. Yani klasımızın adını instance'la değiştirmemiz gerekiyor. Şimdi statik olunca ne yapıyoruz? Class name nokta method name. Ama eğer statik değilse şu anda görüyorsunuz public static yazmıyor. Statik olmadığı durumlarda yapmanız gereken şu. Önce bir instance oluşturmanız gerekiyor. Instance'ı oluştururken bunu sürekli oluşturacağınız için ileriki zamanlarda aklınızda kalabiliyor. Şu şekilde oluşturuyoruz. Öncelikle class name'i yazıyoruz. Sonra instance'ımızın object diyorlar bir de. Object'imizin adını yazalım. Diyelim ki object buna A diyelim. Ya da object evet A diyelim. Eşittir. Yani, class name sonra object name eşittir. New keyword'unu kullanıyorsunuz çünkü bu yeni bir object. Yeni bir object oluşturuyoruz. New keyword'unu kullanıyorum. Tekrar class name yazarak parantezlerimi açıyorum. Noktalı virgülle bitiriyorum. Evet, şu anda oluşturduğum bir instance. Tekrar ediyorum. Class name. Ondan sonra object name'imiz bu istediğiniz gibi değişebilir. Ama şuraya class name'i koymak zorundasınız. Başka bir şey koyamazsınız. Object name'i A dersiniz, B dersiniz, object A dersiniz, ne derseniz deyin. O deyin sadece fark etmiyor. Eşittir new keyword'u short. Tekrar class name'i yazarak parantezlerimizi kapatıyoruz. Ama bu bizim için yeterli değil. Şu anda biz sadece bunu yazarak siz bu metodu çağıramazsınız. Ne yapmanız gerekiyor? Şimdi bu object'i kullanarak bir önce yaptığım gibi aynı şekilde. Ama bu kez class name'i kullanmıyorum. Neyi kullanıyorum? Object name'i. Object name nokta method name. Ondan sonra parantezleri açıyorum. Noktalı virgülü kapatıyorum. Bu şekilde biz ikinci metodumuzu çağırabiliyoruz. Dediğim gibi statik olmadığı için bizim önce bir instance kurmamız lazım. Instance vasıtasıyla biz metodumuzu çağırabiliyoruz. Bunu run yapalım. Görüyoruz. İkincisini çağırdık. The area of this rectangle is 54. Gerçekten 54 mu? Şunları kapatalım bakalım. 6, 9, 6 çarpı 9, 54. Evet, çalışıyor. Gördüğünüz gibi statik ve non-statikleri bu şekilde çağırıyoruz. Yani şunu demek istiyorum. Statik ile non-statik olmasının farkı sadece çağırırken. Şu anda öyle. Şu andaki dersimizde böyle düşünelim. Daha sonra başka şeyler de anlatacağım. Ama şu anda çağırırken farklı yollarla çağırdığımızı göstermek için ben static ve
non-static olarak iki metot oluşturdum. Static olanı direkt class name, method name ile çağırabiliyorsunuz. Non-static olanı öncelikle bir instance kuruyorsunuz. Sonra instance ile çağırıyorsunuz. Yani şurada yaptığımızın aynısını şurada line 4'te nasıl yapıyoruz? Class name yerine instance kullanıyoruz. Evet. Buna yorumu alabiliriz. Şimdi bir sonrakine geçelim. Bir sonraki ne? Bir sonraki static. Bir sonraki static olduğu için birincisinden hiç farkı yok. Birincisini kopyalayalım. Sadece method name'i değiştirmemiz gerekiyor. Method name'i C yapalım. Bunu execute yapalım. Gördüğünüz gibi çalışıyor. Hiçbir fark yok. The area of this rectangle is 150. Bakalım 150 mi? 10 çarpı 15, 150. Gördüğünüz gibi statik olduğu için çağırma şeklimiz aynı. Ama sonuncusu statik olmadığı için nasıl çağırıyoruz? Bunu da yoruma alalım. Aynı şunu kullanmamız gerekiyor. Bunu alalım aşağı doğru. Farklı bir object name kullanabilirsiniz. Buna B diyelim. Şimdi B'yi kullanarak, object B'yi kullanarak rectangle hangi metodu çağıracağız? Sonuncu metodumuzu şu şekilde çağırıyoruz. Bu da çalışıyor. Aynı şekilde dediğim gibi önce instance'a ihtiyacımız var. Daha sonra instance'ı kullanarak biz bu metodumuzu çağırabiliyoruz. Şimdi bir sonraki şeyde ne yapalım? Bir de parametre kullanarak bir metot oluşturalım. Buna da E diyelim. Şuraya bunu yapıştıralım. Evet. Buna E diyelim. Bu kez bunun içine bunu da static yapalım. Static yapalım. Return'ü kaldırıyorum bu kez. Çünkü static olduğu için return'e ihtiyacım yok. Şimdi ne yapacağız burada? Şu edge kısmı bu şunlara ihtiyacım yok. Ben bunları parametreden almam gerekiyor. Bunları da silelim. Şuraya ne yazıyoruz? Integer ya da decimal diyelim. Decimal edge diyorum. Decimal B diyorum. Peki burada decimal edge'in ne olduğunu biliyor muyum? Hayır. Decimal B'nin ne olduğunu biliyorum. Biliyor muyum? Hayır. Peki bunlar nereden gelecek? Yani bir öncekinde 8 ve 12 olarak belirtmiştim. Ama burada belirtmiyorum. Bunları biz çağırırken metodun içine koyacağız. O zaman çalışacak. Şu anda bakıyorum. Bir hatamız var mı? Missing return diyor. Evet, şunu da void yapalım. Missing return keyword'umuz olmasın. Void yaptım. Şu anda hiçbir problemimiz yok. Static void area rectangle. Yani ben bunu decimal yapardım ama zaten öyle örnekler yaptığımız için artık örneklerimizi static void üzerine kurabiliriz. Public static void diye bir metot yaptım. Metodun adını area rectangle e koydum. Ama bu kez iki tane parametre almak istiyorum. Edge ve B şeklinde. Alanı yine onlarla buluyorum. Ama Edge ve B şu anda yani yükseklik ve taban verilmemiş. Ben bunu sadece çağırırken belirtiyorum. Şimdi şunu da yoruma alalım. Evet. Sonuncuyu çağırmamız gerekiyor. Nasıl çağırıyoruz? İlkini çağırdığımız gibi. Çünkü static olduğu için class name nokta method name içine iki tane parametre geçmem gerekiyor. Neden iki tane? Çünkü bizim metodumuzun içinde iki tane parametre var. Ama buraya tekrar siz decimal yazmanıza gerek yok. Sadece parametreleri geçin. 12 ile diyelim ki 5. 12 çarpı 5 ne yapacak? 60. Şu anda biz iki parametre geçiyoruz. Parametreler otomatik bunun içine geliyor. Yani bizim eşimiz 12'ye, b'miz de 5'e eşit olacak. Bu şekilde 12 ve 5 olduğu zaman bu formülümüz çalışacak. Bunları çarpacak. Çarptıktan sonra sistem debug yardımıyla bunları bizim log'da görmüş olacağız. Şu anda bunu run yapalım. Bir hatamız var. Ne diyor? Method does not exist. İşte metoda bakmamız gerekiyor. Metodumuz aynı mı? Şimdi burada A kullanmışım. Çünkü copy paste yaptım. Ama burada E. Bunu biz E yapalım. Şimdi run yapalım. Hatamız yok. Evet. Debug only diyelim. The area of this rectangle
60. Evet, 60. Neden 60? Çünkü ben parametrelerimi 12 ve 5 olarak belirttim. Bizim yüksekliğimiz 12 oldu. Tabanımız 5 oldu. 12'yi buraya, 5'i buraya aldı. 12 ile 5'i çarptıktan sonra alanı hesapladı ve alanı sistem debug yardımıyla bizim logda görmemizi sağladı. Bu şekilde biz 5 türlü metot yapabiliyoruz. Birincisi static, void. İkincisi non-static ama void. Üçüncüsü static ama void değil, decimal. Return'e ihtiyacımız var. Dördüncüsü static değil, void de değil. Bu kez yine return'e ihtiyacımız var. Dediğim gibi statik olmasının avantajı şu anda bu videoda çağırırken instance'a ihtiyacımız yok. Yani siz şurada bir tane daha oluşturalım. Bu kez ne diyelim? Şöyle diyelim. Biz bunu public yapalım ama statik yapmayalım. Public void diyelim. Area rectangle diyelim. Buna da f diyelim. İki tane parametremiz olsun. Decimal edge decimal b diyelim. Şu anda ne yaptık? Dikkat edin. Void yaptık. Demek ki return'e ihtiyacım yok. Ama static yapmadım. Demek ki bunun tek farkı ne olacak? Çağırırken alanımızı hesaplayalım. Decimal area eşittir edge times b yapıyorum. Sonra ben şurada bunu copy paste yaparak alabilirsiniz. Alanı bu şekilde bulabiliriz. Bir öncekinin tek farkı statik olmaması. Eğer statik değilse nasıl buluyoruz? O zaman şöyle yapıyoruz. Öncelikle instance kurmamız lazım. Instance'ı nasıl kuruyoruz? Class name, object name, object C diyelim buna eşittir. New keyword'unu kullanıyoruz. Yine class name parantezleri açıyoruz. Ondan sonra ne yapıyoruz? Burada kapatıyoruz. Şimdi çağırabiliriz object yardımıyla. Object name'i koyun. Method name'i koyun. Ondan sonra için iki parametre geçmeniz gerekiyor. Diyelim ki 13 ile 7 koyduk. Bu şekilde run yaparsanız statik olmadığı için bu şekilde run yapmamız gerekiyor. Bir instance yardımıyla. Bunu run yapalım. Ne diyor? Method does not exist diyor. Bunu kaydettik mi bakalım. Bazen class'ımızı kaydetmemiz için böyle problem olabilir. Kaydediyorum. Tekrar run yapıyorum. Şu anda run yapıyor. Evet. Ne diyor? The area of this rectangle is 91. 91 mı bakalım. Şimdi ben ne geçmiştim? 13 ile 7. 13 çarpı 7, 91. Evet, doğru. Bu şekilde biz çağırabiliyoruz. Bir sonraki videomda Apex ile alakalı farklı şeyler anlatmayı düşünüyorum.